Bitlerde mağaza açan Pınar Altuğ yaşadığı heyecanı paylaştı. Biz de ilk baktığımızda gözümüze çarpmadı. Aslında evet, ben alışverişe çıktığınızı sandık. Sonradan baktığımızda... Baktınız ki etrafı düzenliyorum. Bu işte bir iş orada var. Orada bir iş var dedim. Evet, cumartesi günü kapılarımızı açtık. Teşekkür ederim, çok mersi. Heyecanlıyım. Zamanında mağazacılık yaptım. Bodrum'da mağazam vardı. Ama üstünden zaman geçti. Ben işimi yapmaya devam ettim ama halihazırda bir mağazam yoktu. Ofisimden çalışıyordum. Şimdi yine beraber çalışıyoruz böyle bir. Beğendiniz mi? Daha evet, hala eksiklerimiz var tabii ki ama toparlıyoruz. Ne gibi ürünler satılacak, birazcık ondan mı bahsedelim? Tekstil var. Ben zaten tekne tekstili yapıyorum ama tabii çarşaf sadece tekne serileri diye bir kural yok. Dolayısıyla özel ölçüde özellikle üretim isteyen ya da kendine özel bir şeyler isteyen herkes için nevresim, havlu takımı, masa örtüsü, bornoz, ayak havlusu, özel üretim porselen, kaldı ki hali hazırda vitrinde gördüğünüz porselenlerin hepsi benim çizimim. Bu çatı altında, yani şurada benim bölümümde gördüğünüz her şey birebir benim imzamı taşıyor. Hepsi benim üretimim. Oradakiler de el yapımı sanırım. Onlar makine de yapılıyorlar ya. El yapımı çizim derken evet. Hepsi sonuçta birebir benim nakışladığım. Çoğu benim nakışladığım. Kendi kendime evde makinamla, evde ya da ofisimde makinamla nakışladığım ürünler. Dolayısıyla böyle işte yavaş yavaş. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz. Göreceğe çıktık tekrar. Normalleşme sürecine henüz adapte olamadığını anlatan ünlü sunucu, ailesiyle hafta sonları kamp yapmaya devam ettiklerini söyledi. Normalleşmedim. Daha o kadar yapamıyorum. İçimden gelmiyor. Yani şunu çıkarmaktan huylanıyorum. Kafelere gidiyor musunuz peki? Başladın mı? Daha hiç gitmedim. Daha hiç gitmedim. Hala bir endişe mi var yoksa bilmem. Abartıldı gibi haberler? Yani şöyle söyleyeyim. Evet, tabii ki normalleşmeyi özledim. Ama galiba biraz daha aşı bekliyorum bir yanda. Ama mekanların açık olmasına karşı değilim. Bu demek değil. Sadece benim kendime göre korkularım var. Bir de yoğunum zaten. Hani hakikaten gidip kafede oturacak vakit de henüz bulamadım. Hafta sonları doğaya gidiyoruz biliyorsunuz, kamptayız. Dolayısıyla hani doğada zaten kimseyle hiçbir şeyimiz olmuyor. İşte geçen hafta sonu kayağa gittik. Yine dağ yolunda kendi kendimize bir yerde kalıp hiç kimseyle bir araya gelmeden sadece açık havada sporumuzu yaptık ve döndük. Hala dikkat edilmesi gerektiği taraftarıyım. Siz de biliyorsunuz ki zaten Sağlık Bakanımız da aynı şeyi söylüyor. Yani unutmayın, mesafe, maske, hijyeni korumak durumundayız. Evet, mekanlara gidiyor olsanız da kendinize dikkat etmeniz lazım. Normalleşmek demek her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. O yüzden ben biraz daha sabrediyorum. Pınar Altuğ doğada vakit geçirmenin kendisine çok iyi geldiğini ifade etti. Yazları denizdesiniz, kışında ormandasınız, evet, dağdasınız, evet, karavandasınız. Sonrasında bir şehir hayatına geldiğinizde bir adaptasyon sorunu yaşıyor musunuz? Adaptasyon sorunu olmuyor da çok iyi geliyor. Çünkü aslında doğada geçirilen iki gün bana göre başka bir yerde yapılan tatilin beş gününe bedel. Hani alt üstü kaç gün kaçıyoruz ki işte şurada, evet, zaten sunun okulu var. Şimdi bir de cumartesi sabahları da eğitimi var. Ama yine de o kaçmak çok iyi geliyor bize. Ya böyle acayip dinlenmiş, acayip farklı, enerji toplamış. Tekrar çalışmaya, yoğunluğa hazır vaziyette geri geliyoruz. Ünlü sunucu taktığı eğlenceli maskeleriyle de dikkat çekiyor. Maskeleriniz de çok konuşuluyor. Bu seferki birazcık daha kedili, güzel ve daha sade. Kedili. Evet. Ya aslında bana göre eğlenceli olmalı. Yani hani zaten şuna mahkumuz. Ben biraz onu eğlenceli kılma derdindeyim. Başka bir şey değil yani. Biraz daha zevkli olsun diye eğlenceli bir şeyler takıyorum. O dudakla bir tane mesela bıyıklı var. Geçen gün bıyıklıyı taktım. Biri bana böyle bakıyordu. Bir tane tam kedi suratı olan var. Bir tane bayağı hayvan suratı olan, bilgi burnu dili olan var. Onda ve bu arada yani bunlar hani benim kendi kendime özellikle yaptırdığım şeyler değil ki, herkese satılan şeyler, ben de bulup alıyorum. Kesinlikle. Dolayısıyla bana çok eğlenceli geliyor. Bu şey gibi bir şey, değişik bir mont giymek, evet, saçını farklı taramakla aynı şey. Bu da bir aksesuar. Nasıl kulağımıza küpe takıyoruz, yani parmağımıza yüzük takıyoruz, işte suratımıza da maske takıyoruz. O yüzden biraz daha eğlenceli kılmakta bence mahsur yok. Kesinlikle. Ben mahsur görmüyorum yani. Pınar Altuğ, Bülent Ersoy'la gündeme gelen Kürk tartışmasını da değerlendirdi. Talep olduğu sürece arz olacak. Ne zamanki talep olmayacak, o zaman arz edemeyecekler. Galiba hayvanları korumanın yolu da bunu talep etmemekten geçiyor. Yani hani zaten yapılmış, canım ben giymeyeceksem başkası giyecek mantığı hala hayvanların katledilmesi için bir sebep. Dolayısıyla giymeyeceksin ki yapılmasın. Bunun başka çözümü yok. Yani ne yapalım, ben de işte giyiyorum, çok beğeniyorum, bana çok doğru gelmiyor. Çünkü hepimizin özgürlüğü bir diğerinin özgürlüğüyle sınırlı.
Burada hayvanların canı söz konusu olunca kesinlikle. Anladın sen onu. Aynen. Öyle işte. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun.